Merhaba arkadaşlar, 3. denememizin çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videomuzu pdf olarak indirmek isterseniz videonun açıklamalar kısmında pdf linkimiz mevcut. Eğer videolar yüklendiğinde anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı hatırlatıyorum. Şimdi çözümlerimize kaldığımız yerden devam edelim. 11. sorumuza geçiyoruz. 11. soruya baktığımızda bir şekil verilmiş. Bu şekil saat yönünde 90 derece döndürülürse hangisi elde edilir diye sorulmuş. Işıklara bakıyoruz birbirine benziyor ama dikkat incelersek sonuca hemen gidebileceğimizi görebiliyoruz. Bakın saat yönü nasıldı? Şu şekildeydi saat yönü değil mi? Saat yönü bu şekilde. O zaman ben bu soruda mesela kağıdımı saat yönünde 90 derece döndürüyorum bakın. Deneme kitapçığında da bu şekilde bir yöntem uygulayabilirsiniz. Sonra ben bunu hafızama alıyorum. Fotoğrafik bir hafızaya sahipseniz bunu bu şekilde bakın. Hafızanızı alabilirsiniz. Nasıl bir şekil? Şıklara bakın bakmıyoruz. Şıklar bizim kafamızı karıştırmasın. Şimdi önce şeklimizi 90 derece döndürdük ve hafızamızı alıyoruz. Evet. Şurada bakın bir çıkıntı var. Sonra daha yüksek bir çıkıntı var. Aşağıda ise tek çıkıntı var. Şimdi bunu şıklarda bulmaya çalışacağız. Tekrar kağıdımızı eski haline döndürüyoruz. Şimdi bakın. Bir çıkıntı ve ikinci çıkıntı var. Burada ise tek çıkıntı bu olmaz. Bir çıkıntı ikinci çıkıntı var. Tamam burada tek çıkıntı var. Bu da olmaz. Ya bu ya bu. Burada ne fark var? Şurada içeri doğru bir çıkıntı var. Dikkat ederseniz bakın şurada o içeri doğru çıkıntı var mı? Yok. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak diyoruz kağıdı döndürerek yaptığımız bir soru oldu. Geçelim 12. sorumuza. 12. soruda ne diyor? 5 üzeri x'in, 5 tane 5 üzeri x'in çarpımının diyor. Öyleyse ben de 5 tane 5 üzeri x'i çarpıyorum. 5 tane 5 üzeri x'in çarpımının 25 tane 25'in toplamına oranı. 25'leri toplayacağız. 1, 2, bu şekilde kaç taneymiş arkadaşlar? 25 taneymiş. Bunları toplayacağız. Neye eşitmiş? 3 tane 5 üzeri x'in çarpımına eşitmiş. Şimdi gelelim sorumuzu çözmeye. Şimdi arkadaşlar çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Öyleyse 1x, 2x, 3x, 4x, 5x yapar. Yani 5 üzeri 5x yaptı üst taraf. Gelelim paydaya. Payda ise 25 tane 25. Bu bizim bildiğimiz zaten çarpma işlemi. 3 tane 5 demek. Mesela 3 çarp 5. 25 tane 25 demek. 25 çarpı 25 demek. Burada da yine bakın çarpma işleminde tabanlar aynı üstler toplanır. 5 üzeri 3 x olur. Burada ise 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 çarpılırsa 5 üzeri 4 olacak. Üst tarafı aynen yazdım. Alt tarafı da 5 üzeri 4 olarak yazdım. Bakın hepsini 5 tabanında yazmış olduk. Bölme işleminde üstler tabanlar aynısı üstler çıkartılır üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyorum. Ve yine üstü sayılarda eğer tabanlar eşitse üstler de eşit olmalı bakın. Yani 5x 4'ü eşitliyorum 3x'e. Bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplarsak 3x karşı eksi 3x olarak geçer. 2x kalır. Eksi 4 de diğer tarafı artı 4 olarak geçer. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i 2 bulacağız. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Geçelim 13. sorumuza. 2 tane kare verilmiş. Bu, bu karelerin çevreleri toplamı 80'miş arkadaşlar. O zaman ben bunun bir kenarına A dersem, bunun bir kenarına B dersem çevresi bunun nedir? 4A. Diğerinin çevresi nedir? 4B. O zaman çevreler toplamı getirip 80'e eşitliyorum. Daha sonra alanlarının farkı 80 demiş. Alanlarının farkı demek bunun alanı nedir? A kare bunun alanı nedir? B kare. Büyüğünden küçüğünü çıkartıyorum ve bunu da 80'e eşitliyorum. Bu bana hemen iki kare farkını hatırlattı. İki kare farkında A kare eksi B kare ile karşılaşırsak, bunun yerine A eksi B çarpı A artı B yazabiliyoruz. Eşittir 80. Burayı da bakın 4 ortak çarpan parantezine alırsak, A artı B'nin 20 olduğunu görüyoruz, değil mi? Her iki tarafı 4'e böl, A artı B 20 çıkar. Bu bulduğumuz A artı B 20 ise bakın şuraya 20 yazdığımızda o zaman A B ne olmalı ki 20 ile çarptığımızda sonuç 80 olsun? Ha, tabii ki 4 olmalı. O zaman A artı B'yi de biliyoruz. 20 A eksi B'yi de biliyoruz. 4. 2 bilinmeyenli 2 denklem. Ne yaparız? Taraf tarafa toplarsak yok etme yöntemine göre B'ler yok olur. 2 A 24 ise A 12 bulunur. Bu bulduğumuz 12'yi de birinci denklemde yerine yazarsak 12 ile neyi topladığımızda 20 yapar? Tabii ki 8'i. Neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Büyük karenin bir kenarı 12, küçük karenin bir kenarını da 8 olarak bulduk. Peki bizden ne isteniyor? Diyor ki bu bahçelerin kenarlarına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en çok kaç metre aralıklarla ağaç dikilebilir? Şimdi arkadaşlar yani bizim ağaç dikeceğimiz iki ağaç arasındaki mesafe 12'yi bölen bir sayı olmalı. Tam bölen bir sayı olmalı ki köşelere denk gelsin. Aynı şekilde 8'i de tam bölen bir sayı olmalı. Peki 12 ve 8'i bölen sayılar neler? Bunları bölen sayılar arkadaşlar küçük sayılar olduğu için direkt söyleyebilirsiniz. İkisinde 1 böler, 2 böler, 4 böler. EBOB demek ikisini bölenlerin en büyüğü. Yani ikisini bölen en büyük sayı 4 olduğuna göre biz en fazla 4 metre aralıklarla ağaç dikebiliriz diyeceğiz arkadaşlar. Geçelim 14. sorumuza. Bir marangoz iki çeşit sandalye imal etmekteymiş. Bunlardan birincisinin yapımı 25 dakika, ikinci sandalyede 35 dakikada yapılabiliyormuş. Ve diyor ki her sandalye üretimi bittikten sonra da 10 dakika mola veriyormuş. 12 adet sandalyeyi 450 dakikada ürettiğine göre 35 dakikada üretilen sandalyelerden kaç tane üretmiştir diye sorulmuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 25 dakikada 25 dakikada üretilen sandalyeler x tane olsun. 35 dakikada üretilen sandalyeler y tane olsun. Şimdi toplam 12 sandalye olduğuna göre x artı y eşittir 12 diyeceğiz. x tane 25 dakikalık sandalyeler, y tane de 35 dakikalık sandalyelerden üretmiş. Toplam 12 sandalye üretmiş. Bu iki bilmeyen kullandığıma göre iki denklem gerekiyor. Şu an birincisini elde ettim. Gelelim ikinci denkleme. Şimdi arkadaşlar her sandalye bittikten sonra 10 dakika mola veriyorsa 12 sandalyede kaç tane mola verir arkadaşlar? Tabii ki 11 defa mola verir. 12 defa mola vermez. Bu aynı şuna benziyor. Mesela bizim 3 dersimiz varsa 1. ders, 2. ders, 3. ders. Kaç tane teneffüs yaparız? 2 tane teneffüs yaparız. Bakın 1 eksiği kadar. Mesela 4 dersimiz varsa kaç teneffüs yaparız? 3 tane ara veriyoruz bakın. 1, 2, 3 ara veriyoruz. Demek ki ders sayısının bir eksiği kadar teneffüs oluyor. Aynen onda olduğu gibi burada da eğer 12 sandalye yapıyorsak 11 defa mola vermiştir. Ve her molada da 10 dakika mola verdiğine göre demek ki 110 dakika molaya gitmiş. Bu 450 dakikanın 110 dakikası molaya gitmiş. O zaman sandalyelere ne kadar gitmiştir? 450'den 110'u çıkartıyorum. Sandalyelerin üretimine de 340 dakika gitmiştir diyeceğiz. Şimdi gelelim ikinci denklemi yazmaya. Şimdi 25 dakikalık sandalyelerden x tane yapmışsa bunlar kaç dakika sürer? 25 çarpı x dakika sürer. Her biri 25 dakika x tane. 35 dakikalık sandalyelerden y tane yapmış. Bunlar kaç dakika sürer? Bunlar da 35 çarpı y dakika sürer. Peki toplam sandalyeler kaç dakika sürmüş? 340 dakika sürmüş arkadaşlar. 450 değil. Bunun 110 dakikası mola. Molayı çıkardık. Toplam 340 dakika sürmüş. Şimdi gelelim yok etme yöntemine göre x'i mi bulalım, y'yi mi bulalım? Bize 35 dakikada üretilenleri soruyor, y'yi soruyor. O zaman x'i yok edelim. x'i yok etmek için bunun katsayısı artı 25 ise bunun katsayısı eksi 25 olmalı. Öyleyse eksi 25 ile genişletiyorum üstteki denklemi. Şuraya bir çizgi çekelim. Eksi 25 ile x'i çarparsak eksi 25 x. Eksi 25 ile y'yi çarparsak eksi 25 y. Eksi 25 ile de 12'yi çarparsak eksi 300 yapar. Alttaki denklemde hiçbir değişiklik yapmadan aynen yazıyorum. Sonra bunları taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda bakın bilinmeyenlerden biri yok oluyor. 35 y'den 25 y çıkarsa 10 y kalır. Burada da 340'dan 300 çıkarsa 40 kalır. Her iki tarafı 10'a bölersek y'yi 4 buluruz. Sonra yani demek ki 35 dakikada üretilen sandalyelerden 4 tane yapmış. 4'ü buraya yazarsak 8 tane de 25 dakikalık üretilen sandalyelerden yapmış bunu bulmuş olduk bize 35 dakikalığı soruyoruz onun için cevabımız 4 olacak geçelim bu videomuzun sonuncu sorusuna şimdi arkadaşlar ne diyor bir abc üçgeninde bc kenarına ait yükseklik h ile gösterilmiş kenar ortayı b ile gösterilmiş açı ortayı da n ile gösterilmiş buna göre bunların uzunluk sıralaması sorulmuş arkadaşlar Şimdi bakın bu bir genel bir kuraldır aslında. Bu soruyu aslında bunun için sordum. Yani herkes bunu öğrensin bu kuralı. Böyle bir soru çıkabilir. Ama unutursanız da bakın kendiniz de bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? Bir üçgen çizersiniz. Bak, rastgele bir üçgen. Çeşit kenar bir üçgen çizdim. Şimdi ben bu üçgende mesela açı ortayı çizerek başlamak istiyorum. Şu A köşesi, şurası B köşesi, şurası C köşesi. Yani BC kenarına ait açı ortayı çizmek istiyorum. O zaman bu açıyı bakın şöyle göz kararı iki eşit parçaya bölsek nasıl olur? Şöyle bir şey olur değil mi? Bakın göz kararı böldük. İki eşit parçaya böldük. İşte bu aç ortay. Peki yükseklik nasıl bulunur? Yükseklik çok kolay. Tepeden tabana giden en kısa yol. Yani buradan bir taşı bıraktığımızda aşağı düşerken izlediği yol. Dik olarak aşağı iniyor bakın. Bu da e, yükseklik. Buna HA demiş. Açı ortaya da N A demiş. Gelelim kenar ortaya. Kenar ortayı nasıl bulunur? Kenar ortayda bu kenarın orta noktasını göz kararı bulalım. Neresidir? Bakın şuralarda bir yerdedir. Orta noktası. Bunu da karşı köşeye birleştirirsek. Bu da kenar ortayı olmuş oluyor. Bu da V arkadaşlar. Şimdi bu üçüne bakarsak arkadaşlar en kısasının yükseklik olduğu belli oluyor. Bakın direkt aşağı iniyor. En uzununda bakın kenar ortayı olduğu belli oluyor. Çünkü bu daha yatık. Bu biraz daha ortada kalmış oluyor. O zaman ne diyeceğiz? Yükseklik en kısası. Açı ortay ortada. Kenar ortay ise en uzunu diyeceğiz. Öyleyse cevabımız D şıkkı olacak. Ha, bunlar eşit olabilir. Bakın burada eşitlikler de var. Nasıl eşit olur? Eğer üçgenimiz ikiz kenarsa veya eşkenar bir üçgense çizeceğimiz açı ortay yükseklik ve aynı zamanda da kenar ortayı olmuş oluyordu. Unutmayalım bunu da. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Videolarımıza destek olmadığına abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz arkadaşlar. Bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.